İzmir'de son durum böyleydi. Yangınların yaşandığı diğer kentlere bakalım şimdi. Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'te söndürme çalışmaları sürüyor. İyi haberse şu ana kadar can kaybı yok. Ama riskli saatler henüz geçmiş değil. Düşük nem ve şiddetli rüzgar her an yeni alevleri tetikleyebiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesi için hayati bir uyarıda bulundu. Evinizin dışında bir çakmak bile yakmayın sözleri tehlikenin boyutunu özetler nitelikteydi. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar bir çakmak bile yakmayın. Aydın, Antalya. Ev yanıyor Mehmet abi. Of. Bolu. Manisa ve Karabük. Türkiye gece boyu alevlerle mücadele etti. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aydın'da gecenin karanlığı bir anda kızıla döndü. Çığlık ve siren sesleri susmadı. Aydınlılar küçük kıyametin tam ortasındaydı. En çok problemli olan şu anda bizim hakikaten bize endişeye sevk eden Aydın Bozdoğan'da bir yangın çıktı. Bozdoğan'daki yangından herkes endişeliydi. Çünkü alevler yerleşim bölgesinin yanı başındaydı. Yangına müdahale etmeye gelen bölge sakinleri zor anlar yaşadı. Var mı başka kimse orada? Var mı? İnekler! Hayvanlar yanacak. Gel buraya! Dört koldan müdahale başladı yangına. Rüzgar burada da çok şiddetliydi. Alevlerin yönü değişince yangını takip eden gazeteciler de ölümden döndü. Aynı saatlerde Antalya'da da aynı korku vardı. Evler göz göre göre harabeye döndü. Ev yanıyor Mehmet abi. Ormanlık alandaki yangın köyleri sarınca alarmın rengi kırmızıya döndü. Rüzgarı da arkasına alan alevler onlarca kişiyi evinden etti. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Tek teselli can kaybı olmamasıydı. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Antalya'daki yangın söndürüldü ama tehlike henüz geçmiş değil. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir kıvılcıma bile tahammülün olmadığını söyledi. Ben tekraren söylüyorum. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın. İzmir'de olduğu gibi Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'te alevlerle mücadele devam ediyor. Karabük onlarca kişinin evsiz kaldığı yerlerden biri oldu. Manisa'da aynı durumun yaşanmaması için seferberlik ilan edildi. Alevlerin sardığı Bolu da diken üstünde.